Valla bunu dinleyince insan düşünüyor. Yani acaba bu bakan Almanya'nın bakanı mı? İsveç'in mi? Norveç'in mi? Danimarka'nın mı? Acaba bu bakan nerenin bakanı? Bu ülkede son 4-5 yıldır özellikle insanlar adalet diye bağırıyor. Yüz binlerce insana haksız işlem yaptınız. Milyonların gözünü korkuttunuz. Herkes çok iyi biliyor yargının bağımsız olmadığını. Siyah gözlüklülerin gelip hakimlere talimat verdiğini. Herkes çok iyi biliyor. Barolar Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklama. Aynen şunu söyledi. Türkiye'de yapılan anketlerde %80'i yargıya, adalete güvenmiyor. O %20 de adliyeye yolu düşmediği için güveniyor. Öyle zannediyorum ki devranın değişeceğini görüyorlar. Devran değişmeye başlıyor. Ve devran değiştiğinde, güç başkalarının eline geçtiğinde herhalde kendilerini kurtarmak için zaten ben demiştim, zaten ben de rahatsızdım, şöyle de konuşma yapmıştım zamanında diyecekler. Kaç yıldır Adalet Bakanısın ve bütün zulümlerden sorumlusun. İstediğin kadar bugün günah çıkarmaya çalış. Bu günahın altından kalkamazsın. Yüz binlerce insana zulmedildi ve sen seyrettin. Şimdi bu lafları söyleyerek kurtulamazsın. Suçu hakimlere, savcılara atacaklar. Hakimler, savcıları günah keçisi yapacaklar. Yani biz demedik. Hakimler, savcılar böyle yapmışlar. Başkalarından talimat almışlar. Bize ne? Onlar suçludur. Hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Emre göre karar veren hakimlerin, savcıların kulakları çınlasın. Satıldınız. Satıldınız. Yarın devran değiştiğinde biz yapmadık, hakimler, savcılar yaptı diyecekler. Anlıyor musunuz? Sizin bakanlığınız döneminde Türkiye tarihinde görülmemiş hukuksuzluklar yapıldı. Sen neredeydin bugüne kadar? Hapistekilerin hepsi size her gün beddua ediyor. Hapse girenlerin hakkında işlem yaptıklarınızın hepsi size her gün küfrediyor. Yeni mi anladın böyle olmaz diyorsun? Sen bakandın. Senin döneminde oldu. Türkiye'nin tarihine geçtin. Senin döneminde olan zulüm hiçbir bakanın döneminde olmadı. Ben ne yapayım mi diyorsun? Ben de istemezdim. Öyle mi diyorsun? İstifa etseydin, böyle olmaz deseydin, bu zulümdür deseydin, ben Adalet Bakanıyım, adaleti sağlamakla görevliyim deseydin, adaleti sağlayamayacaksam ben bu koltukta oturmam diyeydin. O koltuğu bırakaydın. O koltuğun seni bırakacağını mı anladın yoksa?